Merhaba arkadaşlar, Hill Club Racing oyunumuza kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Evet, bugün kamera takibimizi yapacağız ve bebek flip kavramlarımızı oluşturacağız. Hemen başlayalım. İlk önce şundan bahsedeceğim. Şuradaki değerleri biraz şey bırakmışız, yüz bırakmışız. Yani unutmuşuz eski haline dönerme. İki yapalım bunları. Arabamızın hızını biraz arttıralım. 1500 yapalım. Buna bağlı olarak da frekanslarımızı iki teker içinde 9 yapalım. Evet, şimdi başlayalım. İlk öncelikle bir tane script oluşturalım. Kamera takip. Kamera takibimiz. Kamera takibimizi oluşturduk. Diyorum ki şimdi hangi nesneyi takip edeceğiz? Public transform. Yani hangi transformu takip edeceğiz? Arabayı takip edeceğiz biz. O yüzden nesne yerine araba geçecek. Ve diyorum ki vektör konumu belirteceğiz kameranın konumuna. Konum, takip edeceği konum. Eşittir new vector 3. Diyorum ki nesne nokta position nokta x. Yani arabanın x konumunu takip edecek. Arabanın aynı zamanda y'sini de takip edecek. Ama z'yi ellemeyecek. Neden z'yi ellerse arabamız gözükmez. Aynı z'ye gelirler kamerayla. Yani bir sıkıntı olur kamera kullanımında. Deneyebilirsiniz isterseniz. Daha sonra o zaman kameranın z'si neyse onda kalsın. Zaten biz görüyoruz şu an. Daha sonra diyorum ki transform nokta bu. Position eşit olsun konuma. Evet. Daha sonra gelelim. Şuradan hangi nesneyi takip edecek diye oluşturmuştuk. Kameraya gelelim. Ama ilk önce bunu sürükleyelim. Arabayı takip edecek. Yani şu an çok güzel bir şekilde çalışıyor. Mesela şimdi takla kavramlarına başlayacağız. Yer var. Şey arabamızın tamamdır. Evet, şimdi başlayalım. Flip ve back flip dediğimiz kavramlar. İlk önce diyorum ki void. Yani biz Türkçe olarak yazalım bakalım takla. Evet, şimdi nasıl bir işlem bu? Arabamızın rotation'ı bu yönde mesela durmadan hep aynı yönde döndüğü sürece hep aynı yönde durmadan. Mesela bu yönde durmadan 300 derece döndüğü sürece mesela. Yani bir yönde 300 derece döndüğü sürece 360 arasında biz bunu kabul edeceğiz. Takla diye kabul edeceğiz. Ama hep aynı yönde. Yani şöyle bir anda dönerken şu yönde bir dönüş yaptı. O zaman baştan başlayacak. Şu şekilde dönüyor. Bir anda şöyle hafif bir dönüş yaptı. Bunu kabul etmeyeceğiz. Baştan başlayacak. Yani durmadan aynı yönde. Olduğu sürece yani. Bakın şöyle dönüyor. Bir anda böyle döndü. Bunlar tekrar başlayacak yani. Yani durmadan aynı yönde döndüğü sürece ve 300 dereceye ulaştığı zaman biz diyeceğiz ki takla atmıştır araba. Evet, bunu yapacağız. Diyorum ki private rotation private float rotation ilk private float rotation mevcut rotation'ımız ve private float son rotation. Diyorum ki ilk önce mevcut rotation işte eşit olsun transform nokta rotation Euler angle z. Euler angle z'da derece olarak alacağız ve z eksenini de döndüğümüz için de z'yi alıyorum. Ve daha sonra diyorum ki if diyorum rotation mevcut küçükse mevcut rotation'ımızdan işte pardon son rotation'ımız küçükse rotation mevcuttan yani eğer ters bir hareket yapmışsa yani hep artı artı ilerliyordu. Bir anda eksildiyse baştan başlasın. O yüzden de diyorum ki rotation ilk eşit olsun rotation mevcut. Ve daha sonra diyorum ki if diyorum first rotation yani ilk rotation'ımızdan şu anki rotation'ımızı çıkarttığımız zaman bir 300 derecelik farktan fazlaysa o zaman bize de ki debug.log
takla attım. Takla yazdım yani. Ve daha sonra da işlemi başlat tekrar. En başa döndür. Rotation. İlk rotation mevcut olsun. Şuraya da geliyorum diyorum ki. Eğer rotation işte rotation son rotation işte olsun. Mevcut rotation. Yani son rotation durmadan güncelliyorum bu şekilde. Ve şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bu yazdığımız zaman takla kısmını yani 3 derecelik dönüşleri algılayacak. Doğru yapacak ama bazı mesela 30 dereceyken bir anda aniden bir dönüş yaptı. 350 dereceye geldi. Bu tarz şeyleri de algılamaya çalışacak. Onları ters bir yani hatalı şeyleri algılayacak takıları. Onu düzeltmemiz lazım. Onun için de diyorum ki else if son rotation'ımız eksi işte eğer büyükse rotation mevcuttan ve rotation son rotation'ımız eksi rotation mevcut. Bunun için de 100 derecelik bir hata payı dediğimiz bir algılama kısmı oluşturalım. O zaman tekrar baştan başlayacak. Rotation ilk eşittir. Rotation mevcut. Bu kısım biraz karışık gelebilir bu durumlar. Yani biraz kafa karıştırıcı. Gerçekten mantığını anlamadığınız sürece kafanız karışabiliyor. Benim de karışmıştı bayağı bir ara. Ama anladıktan sonra mantığını her şey çok basit geliyor. Arka takla yani ters takla. Ters takla. Bunun için de bunların tam tersini yazacağız. Şunları kopyalayalım. Ve diyorum ki buraya küçüktür diyorduk ya büyük diyeceğiz. Buraya küçük diyorduk. Büyük diyorduk küçük diyeceğiz. Burada da bu ikisinin yerini değiştireceğiz. Rotation son. Ve gelip burada da aynı şekilde buranın ikisinin yerini değiştireceğiz. Ve bu şekilde ters taklayı da tamamlayacağız. En sonda ne yapacağız? Fix update'e geleceğim. Takla. Ya da update. Takla. Ve ters takla. Diye bu kavramları yazacağım. Ve şuraya ilk rotation, mevcut rotation ve son rotation belli olmadığı için bunlara da diyelim. Rotation ilk. Yani şu kodu kopyalayıp bir tane başlangıca yazalım. Yani ilk değerlerimiz belli olsun. İlk rotation'ımız mevcut rotation'a eşit. Rotation sonda eşit. Rotation mevcuta. Evet, başlayalım. Başlatalım bir tane. Bak, konsol açalım bir tane. Yalnız şunu da takla yazdık. Bunu ters takla diye düzeltelim. Bakalım çalışacak mı? Başlattım. Mesela bu yönde döndürüyorum. Yani ama hiçbir şey yazmıyor. Şu an fark edersek. Aynen. Hiçbir şekilde çalışmıyor şu an. Bir kısımda sanırsam bir hatamız var. Takla, ters takla. Bakalım nerede bir hatamız var. Ha bunları şuraya yazmışız. Bunu start'a yazacaktık. Yanlış yere yazmışız. Update. Evet, tekrar başlatalım. Bakalım. Hala çalışmıyor. Takla ve ters takla. Neden çalıştıramadık? Bir arada acaba kod hatası mı yaptık bakalım. Evet, kodlarımızı bir inceleyelim. Evet, pardon. İkisi için de takla ve ters takla için de hep aynı değerleri tanımlıyoruz. Yani rotation mevcutsa ikisinin rotation mevcutları ortak. Yani bunların farklı olması lazım. Yani ters taklanın ilk rotation'ıyla mevcut rotation'ları farklı olması lazım. Bu yüzden buna mesela T harfi koyalım ters taklaya. Yani bunları düzeltmemiz lazım. Evet, hepsi için mevcut. Yani bu şekilde düzeltmemiz lazım. Rotation mevcut. Ters.
Tamam, rotation mevcut. Ve rotation yapalım. Bakalım hepsini düzelttik mi diye de kontrol edelim. Şunu düzeltmemişiz. Evet. Şurada da kaldı. Evet. İkisininki değişkenleri farklı olmalı. Yoksa zaten çalışmaz. İkisi de durmadan ters durum döndürür. Evet. Şimdi de yapalım. Evet. Ters takla attı diyor. Tekrar aynı konuma geldi. Ters takla. Evet. Bu konuma geldi. Ters takla. Ters takla. Düzgün bir şekilde çalışıyor şu an. Mesela takla dedi şu an. Görüldüğü gibi şu an boşlukta hareket ediyorum ki daha iyi anlayalım diye şimdi takla atmayı bir de uğraşmayalım. Yani görüldüğü gibi aynı konuma neredeyse geldiği zaman 300 derecelik bir geliş yaptığı zaman takla olarak adlandırıyor. Daha sağlıklı çalışması için diyebilirsiniz ama 300 derece bence iyi. Evet, takla ve ters takla kavramlarını da bugün hallettik. Bugünlük dersimiz bu kadar. Benim teşekkür ederim. Şimdiden iyi günler. Diğer derslerde zaten programı belli. Airtime'a büyük ihtimal geçeceğiz. Evet, şimdiden teşekkürler.